Açıklamalardan dediğim gibi fırsat bulamıyoruz. Dedim ya, bu haftanın en önemli açıklamalarından bir tanesi de, bu konuya da bir değinelim. İstanbul Erzurumlar Vakfı Mehmet Sabri Seven hem kendi şahsı hem Seven ailesi adına bizi konu alan, bizim programlarımızda bahsetmiş olduğumuz konuları Seven ailesine de atıfta bulunarak İstanbul'daki derneklerin ve vakıfların vahim durumuyla ilgili, bölünmeleri ve parçalanmalarıyla ilgili, kalitelerinin düşmesiyle ilgili ya da İstanbul'daki, Bursa'daki, İzmir'deki, Ankara'daki, kısacası büyük şehirlerdeki, özellikle İstanbul'daki Erzurum derneklerinin şöyle söyleyeyim, nitelik olarak çok kötü bir durumda, sayı olarak yani nicelik olarak çok fazla olmasının biz en büyük sebeplerinden bir tanesinin Hulusi Seven ve Seven ailesi ve Mehmet Sabri Seven olduğunu, kısacası İstanbul Erzurumlar Vakfı olduğunu belirten konuşmalar yapmıştık. Aile olarak, aile adına Mehmet Sabri Seven çok güzel bir açıklama yapmış. Tabii açıklamada bizi belli konularda yanlış bilgilendirildiğimizi, belli konularda haksızlık ettiğimizi vurgulayan bir metin. Bu metni şimdi buradan okursam 15-20 dakika gibi bir zaman alır. Zaten ben bunu Facebook sayfamdan paylaştım. Okumak isteyenler, görmek isteyenler benim Facebook duvarıma girerlerse kendisi haber olarak da koyalım. Aynen öyle. Hem bunu hem Su İşleri Bakanlığı'nın 13. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasını koyalım. Sonuçta nezaket ölçülerinde yapılmış bir açıklama. Tabii ki biz yayınlamaktan da şeref duyarız. Demek ki kaldı ki biz bazı açıklamaları ya da Facebook'ta, Twitter'da bazı yorumları ya da gazetemize gelen bazı yorumları yayınlamamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi nezaket kurallarının dışında, ahlak kurallarının dışında küfür, hakaret içeren ifadeleri demek ki biz sitelerimize, Facebook sayfalarımıza koymuyoruz, bırakmıyoruz. Tabii ki bu İstanbul Erzurumlar Vakfı ve Mehmet Sabri Seven'in basın açıklamasının tüm İstanbul'daki ve Bursa'daki, İzmir'deki, kısacası şehir dışındaki tüm Erzurum dernekleri tarafından da okunursa bir Seven ailesiyle ilgili bir bilgi sahibi de olurlar diye düşünüyorum. Ben bu açıklamayı okudum. Bu açıklamayı İstanbul'da Erzurumluların gazetecisiymiş rolüne girmiş Kenan Gülerci ve Tahsin Karasa. Yani bunlar sanki İstanbul'da başka gazeteci yokmuş da bunların ikisi Erzurum'u orada temsil eden medya mensupları, görev yapan kişiler. Sayın Kenan Gülerci, Sayın Tahsin Kara, bu açıklamayı biz zaten yayınlayacağız. Bu açıklamada bize küfür yok, bize hakaret yok. Bizi aşağıdan aşağıya, yerden yere vuran bir şey yazmıyor. Yani bunu ille de bu şekilde abartmanızın bir mantığı yoktu diyerek başlayacağım. Bir ikincisi için Cem Bey, bu açıklamayı ben okudum. Eminim siz de okudunuz. Burada gerçekten çok güzel bir şekilde Mehmet Sabri Seven Beyefendi ailesini, kimliğini, kişiliğini, babasını, dedesini, neler yaptıklarını anlatmış. Yalnız biz hiçbir programımızda işte bu insanlar Erzurum'a yakışmayan bir insanlar, bu insanlar Erzurumlu kimliğini taşımaktan aciz insanlar, bu insanlar niye Erzurumlu? Biz hiçbir programımızda böyle bir şey söylemedik Cem Bey. Biz dedik ki Seven ailesi İstanbul'da Kadıköy'de ilk Erzurumlar Derneği'ni kurup oradan Erzurumları temsil noktasında bir yer edindiler. Peki ilerleyen zaman zarfında ve süre zarfında ne oldu ki? Evet. Kadıköy'de 10-15 tane Erzurumlar Derneği. Ne oldu ki işte Maltepe'de 6-7 tane dernek, vakıf, işte bilmem ne. Biz dedik ki niye dağıttınız? Evet. Seven ailesi orada biz tebrik ederek, başarılar dileyerek Erzurumlu hemşehrilerimizin övünerek kurdukları bir Kadıköy'de bir dernek vardı Rıhtım'ın karşı arada. Niye tek çatı altında değiliz de 100-150 parçaya bölündük? Yoksa Seven ailesi bu dernekçiliği, Seven ailesi Erzurumlar Kültür ve Dayanışma Vakıflarını ayakta tutmayı başaramadılar mı diye sorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Biz orada yani kimin babası TRT'de ne iş yapmış, kimin dedesi işte nerede ne iş yapmış bunu konuşmadık. Gelelim bir de şuraya Cem Bey. Yaşı 45-50 bu ortalamada olanlar
hatırlarlar ve bilirler. Benim yaşım ermez ama biz de büyüklerimizden dinlediklerimizi biliyoruz. Ya şöyle kağıt ve kalem hallediniz, Allah'ını seversiniz. Gerek İstanbul'da, gerek İstanbul'da, nerede, Türkiye'nin neresinde yaşıyorsanız yaşayın. Bir zamanlar Erzurum'da bir tüccarlarımızı, esnaflarımızı, iş adamlarımızı sayın dediğinizde Cem Bey, 20 tane, 30 tane, 40 tane tüccar ismi sayardılar. Bana 10 tane Erzurum'da yaşayan tüccar ismi sayabilir misiniz ya? O gün 30 tane olup, bugün 10 tane, 5 tanesini o günlerden bugüne kadar gelmiş tüccar ismi sayabilir misiniz? Sayamazsınız. Erzurum'u Erzurum bırakmış gitmiş. Erzurum'da biz azınız. Biz Erzurum'da biçareyiz. Tamam, siz İstanbul'dasınız. Ya hiç olmazsa Erzurum'dan gideni orada tutsaydınız. Orada tutamamışsınız. Orada sahiplenememişsiniz. Orada bir çatı altında toplayamamışsınız. Şimdi o gün o derneğin kurucusu Seven ailesi değil de Koç, Aslan, Kılıç, Atmaca, Yüncü kim olursa olsun o gün o çatı altında kurup o çatıyı 50 ayrı çatıya bölen kim olsaydı ona da bunu söylerdik. Bizim insanların şahsiyetlerine, kişiliklerine, asil ve asaletlerine söylediğimiz bir şey yok. Evet, Erzurum'un en asil ailesi olabilirsiniz. Erzurum'un en iyi ailesi olabilirsiniz. Bizim çıkışımız şu. Diyoruz ki, gurbetteki Erzurumlular tek bir çatı altında olsunlar. 10 tane, 15 tane çatı altında. İşte Sivaslı niye desin ki şu ara sokakta bir Erzurumlar derneği var, kumarhane olmuş. Hadi gece gidelim oraya kumar oynamaya. Bir tanesi niye desin ki hadi bugün okey oynamaya gidiyoruz işte Erzurum'un bilmem ne ilçesinin derneğine. Biz diyoruz ki Erzurumlar derneği Erzurumları temsil etsinler. Ama temsil noktasında 100 ayrı çatı altında olmaz. Olamaz. Yok böyle bir şey. Eğer ki Seven ailesi, Mehmet Sabri Seven beyefendiye buradan bir hemşerisi olarak sesleniyorum. Bu açıklamayı yapmışsın çok güzel. Ben de yayınlayacağım. Cem Bey de yayınlayacak. Gerekirse bütün basın mensupları yayınlasın. Sayın Seven, Erzurumları gel bir çatı altında topla. Ben senin gelip elini öpeyim. Ve biz Erzurumlar olarak İstanbul'a geldiğimizde tek bir çatı altında Erzurumları görelim. Şimdi etkinlik yaptınız geçtiğimiz yıl. Siz yapmadınız. Maltepe Erzurumlar Vakfı, Sayın Suha Dengizek Beyefendi'nin başkanlığı yaptığı dernek, vakıf bir Erzurumlar gecesi. Bir şölene dönüştü bu hava. Yani Maltepe yapıyor da bunu. Kadıköy neden yapamıyor? Yoksa siz Suha Dengizek'e bunu ihale mi ettiniz? Aynen. Yapmayın böyle bir şey. Hayır, şöyle Suha Bey'e, şimdi Cem Bey benim anlattığım size burada şu. Suha Bey burada başarılı bir şey elde etti. Erzurumları bir çatı altında topladı ve güzel bir şey ortaya çıktı. Biz istiyoruz ki 10 tane dernek, işte haftanın her günü bir tane etkinlik olmasın. Bir tane etkinlik olsun, Erzurumlar tek bir noktada bir günde bir gecede buluşsunlar. Şimdi şöyle söyleyeyim ben, tamam güzel, sen konuyu yine aktardın. Ben şunu söyleyeyim, bir defa İstanbul'daki Erzurum derneklerinin bölünmesi ve parçalanması ve sayılarının artması konusunda efendim Seven ailesinin ya da Seven ailesinden bunu ayıralım, İstanbul Kadıköy Erzurumlar Vakfı'nın çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Evet. Hala da düşünüyorum, düşüncemi aynen ifade ediyorum. Şimdi bakın efendim, bize gönderilen basın açıklamasını benim Facebook duvarım üzerinden okuduğunuz zaman basın açıklamasının içeriğinde de benim söylediğim insanı rahatsız eden üst tondan aristokrat, zengin, çok asil havalarında yazılmış olan ve kaleme alınmış olan bir metin görülüyor. Yani bu metni muhatabı olan ben okuduğum zaman efendim kendimi aşağılanmış olarak hissediyorum bir yönüyle. Neden diyeceksin? Efendim Seven ailesi asildir de Atmaca ailesi asil değil midir? Biz de asiliz tabii ki. Herkes asil kardeşim. Asil olmayan hiç kimse yok. Ama şunu söyleyeyim. Dernek, vakıf gibi sosyal faaliyetlerin yapıldığı ve hemşericiliğin ya da belli grupların bir araya gelip dayanışmasına yönelik yapılan işlerde başkanlık görevini yürüten ya da yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten insanların, sosyal insanlar, insanları kucaklamayı bilen insanlar, hoşgörü sahibi insanlardan seçilmesi gerektiğinin altını biz çiziyoruz. Mesela Seven ailesinden önce bir Gani Hamutçu vardı. Gerçekten de Gani Bey
hem Erzurum'daki Erzurumları kucaklama konusunda, hem İstanbul'daki Erzurumları kucaklama ve bir araya getirme konusunda çok kabiliyetli bir insandı kardeşim. Sosyaldi. Evet. Kendini beğenmezdi. İnsanlara üstten bakmazdı. Aristokrat sloganlar atmazdı. Şimdi bana gönderilen metin de tamamen aristokrat bir havayla yazılmış bir metin. Bu havayla, bu kalemle, bu tarzla yazılmış bu metin gibi, bu metindeki hava gibi siz İstanbul'daki Erzurumlara davranırsanız, tabii ki İstanbul'daki Erzurumlunun gururu, onuru kırılır. O da gider bir tane Kevahorlular Derneği açar. O da gider bir tane Meymansırlılar, Erzurum Meymansırlılar Derneği açar. Şimdi onun için burada hedef sattırmayalım. Bizim söylediğimiz konuyla sizin anlattığınız alakası konu arasında hiç alaka yok. Ha, bu şöyle olabilir. Siz belki İstanbul'da aristokrat bir aile haline gelmiş olabilirsiniz. İstanbul sosyetesinden olabilirsiniz. Biz sosyete değiliz kardeşim. Biz 5 yıldızlı otellerde yetişmedik kardeşim. Biz halk çocuğuyuz, Erzurum çocuğuyuz. Erzurumlunun özüne hitap eden işler yapan insanlarla beraber oluruz. Sonra şunu da söyleyeyim. Bu ne üst tondan efendim bir hareket ki, açıklama yapmak yerine beni telefonla da arayıp bunları anlatabilirim. Bir de açıklamada şey çok kötü Cem Bey. Benim babam bunu yapmıştır. Hı. Benim babam şu kadar işte şu işleri bizim babamız da Allah'a şükür memlekette at arabacılık yapmadı. Babamız da bu memlekette kötü işler yapmadı. Hayır. Yani sizin babanız sizin asaletiniz iyiymiş de bizimkiler çok mu kötüymüş? Hayır. Ya bakın şimdi Cem Bey şuraya, şu az önceki açıklamanız çok güzeldi. Ne demek ya? Benim babam bu Erzurum'a bunları fayda yapmış. Ya işte bizim buradaki iki haftaki çıkışımızda sizin babanız ne iş yapmış? Sizin babanızın parası ne kadardı? Sizin dedeniz ne kadar zengindi diye sormadık. Dedik ki burayı kurduğunuz tarihten itibaren kaça bölünmüştünüz? Niye bölündü? Bunları aynı çatı altında niye toplayamadınız da dağıttınız? Bizim çıkışımız buydu. Ben senin babanın servet beyannamesini, ben senin dedenin ne iş yaptığını sormadım ki. Asalet mi? Koyarım tarihe seni tartarım. Ne anlatıyorsunuz ya? Bunları bırakalım. Tabii bir de şunu söyleyeyim. Ben az evvel onu söyleyeyim Ender'cim. Tabii ya asaleti olmayan, ailesi kötü olan bir insan yok. Şunu söyleyeyim. Olabilir mi? At arabacı kim asaletsiz? Bu at arabacı da bu şehre bir yönüyle hizmet etmiştir. O da asaleti var. O da at arabacılık yaparak bu şehre hizmet etmiştir. Peki şunu söyleyeyim. Eğer bu şehirde at arabacılık yapmak kötü bir iş olsa, at arabacılık mesleği yapılmasa, örnek veriyorum. Kunduracılık çok kötü bir iş olsa, kunduracılık mesleği yapılmasa, terzilik mesleği yapılmasa, peki bu meslekleri kim yapacak? Yani seven ailesinin ya da bir başka ailenin yapmış olduğu iş çok para kazanmış diye çok asil iş, benim yaptığım iş çok asaletsiz bir iş ya da o yaptığı işten dolayı çok asaletli bir aile, ben yaptığım işten dolayı çok asaletsiz bir aile haline gelmiş olamam. Benim at arabacıya da saygım vardır. Çimhancıya da, boyacıya da. Boya hepsine benim saygım vardır. Bir de asaletsiz. Seven ailesi de bu şehre bir yönüyle hizmet etmiştir. Hizmet ettiği yönler itibariyle saygı duyarım. Ama tekrar söylüyorum, biz halk çocuğuyuz. Halktan yana, avamdan yana tavır koyan insanlarız. Aristokrat sloganlar bize gelmiyor. Cem Bey, Maltepe Erzurumlar Vakfı Başkanı Suat Engize'yi bir kez daha buradan kutluyor. Bir kez daha kutluyor ve yönetimindeki her bir kişiye Erzurum'dan kucak dolusu sevgi saygı gönderiyorum. Selam gönderiyorum. Var mı Ender? Niye gönderiyorum? Niye gönderiyorsun Ender? Kadıköy'deki o vakıftan kopmuş, onların bağrından çıkmış gelmiş, Maltepe'de ilk önce Şahsuvaroğlu başkanlığında, ardından da Suat Engizek'le beraber devam eden bir vakıf havası ve orada Erzurumluları İstanbul'da en güzel temsil eden dernek. Niye mi? Ya bir çatı altındalar. Ben gruplardan, Facebook'tan, Twitter'dan görüyorum. Bir akşam oturup işte teravih namazını beraber kılıyorlar.
Ramazan'da. Bir gün oturup maçı beraber izleyeceğiz. Ben bir gün Kadıköy'deki derneğin Mehmet Sabri Seven Beyefendi'nin başkan olduğu vakfın bir tane faaliyetini görmedim. Bir günde derneğe gittim Cem Bey. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat herkese farklı. Yani böyle mertebe mertebe. Altıncı kata, en üst kata çıkamıyorsun. Orada yönetim oturuyor. Yönetim de oradaki yönetim arzumuysa ben de arzumuyum. Ben de buraya gelip gidebilirim. Niye orası rıhtımdan denizi güzel görüyormuş oraya. Ya böyle şeyler, basit şeyler. Erzurumlular Derneği adı altında Erzurumluları bir çatı altında toplayabiliyorsanız ben o büyüklerimin ellerinden öperim. Toplayamıyor musunuz? Bırakın çıkın gidin oradan. Tamam Enderciğim, bağırma. Kulak östeki borularım zangır zangır titremede. Hayır, neredeyse yani kulak zarlarımın bekaret. Konuyu değiştirelim canım. Şimdi şunu söyleyeyim ben. Tamam, konuyu değiştirelim. Az önce biraz... Bir tane de Bursa'da var. Bir dakika. Ömer olmuş. Onu da konuşacağız. Az önce Ender Bey'e dedim ki, Ender Bey program öncesinde, Enderciğim dedim, çok hastayım dedim. Ya grip olmuşum, nasıl edeceğim falan. İsmini buradan vermeyeyim. Bana bir ilaç ismi söyledi. Gribe karşı etkin olduğunu düşündüğü. Dedim ki Ender Bey, o ilaç kalp krizi yapıyormuş. Dedi ya, ben de öyle bir şey biliyorum. Yani beni öldürecek kısacası. Yani düşünebiliyor musunuz? Cem Bey, şimdi az evvel de... sizin bu şehirde yaşamanız gerekli ki bu şehrin sıkıntılarını, sorunlarını hiçbir çıkar gözetmeksizin insanların haklarını savunmak